27 Temmuz 1997 Cezaevlerinde Ölüm Açlıklarının Başlaması Refah Yol Hükümeti'nin ilk sınavı cezaevlerindeki ölüm oruçları oldu. Çiçeği burnundaki iktidar 27 Temmuz günü cezaevlerinde başlatılan açlık grevi sorununu karşısında buldu. 12 kişinin ölümünün ardından grev ancak sona erdirilebildi. Dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar zaten yakında bütün cezaevlerinde olaylar çıkacak şeklinde garip bir açıklamada bulunmuştu. Mehmet Ağar 19 Haziran günü yaptığı açıklamada 2000 kişinin açlık grevi yaptığını bildirerek taleplerinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Buna karşın ilk kez 27 Haziran'da tutuklu yakınlarıyla görüştü. Fakat herhangi bir anlaşma sağlanamadı. Hükümet değişikliği nedeniyle görevi devralan Adalet Bakanı Şevket Kazanda açlık grevindeki taleplerinin kabul edilemeyeceğini açıkladı. Eylem 69. günde bitti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Ferzan Çetici, Zülfü Livaneli, Yaşar Kemal dışında İHD ve CHD İstanbul şube başkanlarının ve RP ile CHP İstanbul milletvekillerinin de bulunduğu heyetle görüştü. Görüşme sonucunda Eskişehir'deki tutukluların Gebze ve Ümraniye cezaevlerine nakledilmeleri, Eskişehir Cezaevi'nin siyasi tutuklular için kapatılması, ailelere yönelik şiddete son verilmesi gibi konularda anlaşma sağlandı.